Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planı açıkladı. 128 sayfa. Dikkatle biz de dinledik gazeteciler olarak. Orada özellikle ifade ve düşünce özgürlüğünü, basın özgürlüğüne göndermeler yaptı. Ama baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı döneminde partili cumhurbaşkanlığına geçirmiş olmasına rağmen 40 bine aşkın cumhurbaşkanı hakaret davası var. Ve Türkiye'nin yüzünü güldüren sanatçılar Müjdat Gezen, Metin Akpınar da uzunca bir süre bu yargılamaya da maruz kaldılar. En son beraat ettiler yerel mahkeme düzeyinde ama size de biliyoruz bu bağlamda aynı davalar açılıyor ve özellikle pek çok vekil hakkında böyle de fezlekeler var. Mecliste hakkınızda böyle gelmiş de fezlekeler var. Ne düşünüyorsunuz? Düşünce ifade özgürlüğünü söyledi Cumhurbaşkanı ama en başta kendi avukatlarının müdahil olduğu davalar silsilesi var, fezlekeler var. Ben Erdoğan'ın belli bir konuyu derinlemesine düşünüp analiz ettiğine inanmıyorum. Bugüne kadar da hiç inanmadım ve inandığım şeyi de sürdürüyorum, düşünceyi de sürdürüyorum. Erdoğan malum prompterdan konuşmasını yapıyor. Niye yapıyor diye asla eleştirmiyorum. Ama önüne konulan metni sadece okur, onun içeriğine fazla bakmaz. İnsan hakları eylem beyannamesi miydi? Planı. Bu plan zaten daha önce Avrupa Birliği'nin çalışma yapmasını istediği ve bunun için de belli bir ödenek ayırdı. Sonra bu çalışmanın yapıldığı, Erdoğan'ın da önüne konulduğu, Erdoğan'ın da onu çıkıp Avrupa Birliği'nin istediği bu çalışmayı okuduğunu biliyoruz. Ama içeriğine baktığınız zaman Erdoğan okuduğu metnin içeriğine katılıyor mu? Hayır, katılmıyor. Neden? Çünkü uygulamaları var. Twitter'dan yapılan veya işte sosyal medyadan yapılan bir açıklamada işte Cumhurbaşkanı'na hakaret diye alınıp insanların tutuklanması, hapse atılması, cezalandırılması, ev hapsine alınması gibi pek çok uygulama var. Artı tazminat davaları açılması. Yani insan hakları diyorsunuz, insanların düşünce özgürlüğünü sınırlıyorsunuz. İnsan hakları diyorsunuz, medya üzerinde her türlü baskıyı yapıyorsunuz. İnsan hakları diyorsunuz, bugün çok sayıda gazeteci iş bulamıyor ve işsiz durumda. İnsan hakları diyorsunuz, kadın cinayetleri var. Bununla ilgili hükümetin aldığı herhangi bir önlem yok. Ben bilmiyorum en azından. Ama belki kadınlar biliyor, bilmiyorum. Ama hükümetin bu konuda aldığı herhangi bir önlem yok. Kaldı ki kadınlar bizim ülkemizde bayağı ciddi bir örgütlenme süreci de başlattılar. 306 kadın örgütü var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 306 kadın örgütünün olması olağanüstü güzel bir şey. Bunlarla ben Zoom üzerinde bir görüşme de yaptım. Onların talepleri de geldi. Taleplerini de değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde bu konuda gereğini yapacağız. Dolayısıyla siyasetçinin normalde ben isterdim Erdoğan mesela bu 306 kadın örgütüyle Zoom üzerinden bir görüşme yapsam. Yani kadınlar düşüncelerini aktarabilseler. Ya siz böyle diyorsunuz ama başımıza gelmeyen kalmadı. Şunlar, 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 şunlarla yaşıyoruz biz. Biz sizin bildiğiniz gibi değiliz yani. Biz çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz'u anlatmasını isterdim ben. Yine ben bir kadın vardı mesela, üniversite mezunu, Zoom üzerinden kadınlarla, çalışan kadınlarla görüşmüştük. İki çocuğum var diyor, üniversite mezunuyum diyor, evlere gidiyorum diyor, temizlik işi yapıyorum, merdivenleri siliyorum, boyun fıtığım var, diz çöküyorum yere merdivenleri temizlemek için, ayaklarımda sorun var, doktora gidiyorum diyor, ama ben çalışmasam diyor, çocuklar aç kalacak diyor, eşim işsiz. Peki bu kadının sorununu siyasi iktidar biliyor mu? Yani asıl sorumlu olan bu tabloyu biliyor mu? Şimdi eylem planını biliyoruz ki hani muhalefetin açıklamalarından sizin de öncesinde oldu. Çok inandırıcı bulunmadı. Uygulamalar vesilesiyle siz de zaten öyle altını çiziyorsunuz. Peki bir samimiyet testi olsa, hani hangi adımları atsa sizin açınızdan bir samimiyet testi olur ya da ilk etapta atılması gereken hak ve özgürlükler konusunda bunca ihlal konuşulurken ne olursa siz bir samimiyet adımı olarak görürsünüz onu? Şey, Cumhurbaşkanı'na hakaret diye açılan davaların tamamından vazgeçilmesi lazım. İki tutuklu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının derhal uygulamaya konması lazım. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın derhal bırakılması lazım. AİHM kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları var. Üç, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan yargıçların derhal görevlerinden alınması lazım. Bunlar yargıç değildir. Bunlar
siyasi otoritenin talimatını yerine getirdiler. Erdoğan samimi ise o talimatı o yargıca veren ve Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan o yargıçların yargının tamamen dışına çıkarılması lazım. Birkaç böyle güzel davranışlar yaparsa biz de deriz ki ya bu konuda samimi olarak bazı adımlar atılıyor. Biz de inanmış oluruz. Efendim bir de ama bu noktada sanki ortağı olan, Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hep bir kırmızı çizgi çiziyor. Yani insan hakları eylem planı açıklandığı gün bile Bahçeli'nin açıklaması çok başka bir içerik vardı. Sizin işaret ettiğiniz belki hakaret davaları değil ama AİHM, AYM kararları, hatta AYM kapatılsın noktasına vardırdı Bahçeli eleştirisini. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ortaklık içinde Erdoğan harekete geçebilir mi? Hayır, Erdoğan zaten Bahçeli Erdoğan'ı bir anlamda teslim almış vaziyette. Erdoğan kendi koltuğundan korkuyor ama koltuğunu korumak için de tek dayandığı kişi Sayın Bahçeli. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılsın demesi ve Erdoğan'ın da bu konuda hiçbir yorum yapmaması ilginç. Neden Anayasa Mahkemesi kapatılsın? Erdoğan demesi gerekir ki hayır, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması asla söz konusu olamaz. Hadi Erdoğan söylemedi diyelim. En azından partinin sözcüleri var, grup başkan vekilleri var. Onlar böyle bir açıklama yapabilirler. Bu açıklama da gelmedi. Ben duymadım en azından. Sizler gazetecisiniz, belki sizler duymuş olabilirsiniz. Bahçeli'nin yine Osman Kavala'yla ilgili, Selahattin Demirtaş'la ilgili çok sert söylemleri var. Bunlar kesinlikle içeride kalmalı diye açıklamaları var. Ya AİHM kararları ne demek? Biz asla uygulamayız. Efendim Anayasa Mahkemesi kararları zaten Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına kadar götürüldü. Dolayısıyla Cumhur İttifakı aslında bir düşünce ittifakı değil. Bir koltuğun korunmasına yönelik olarak hazırlanan ya da bir araya gelen bir ittifak. Erdoğan'ın koltuğu korunmalı ve Erdoğan burada kalmalı. Hatta Erdoğan burada kalırken Erdoğan bugün için şikayet ettiği, nelerden şikayet ediyor onu da bilmiyorum. Onların da verilmesini istiyor aslında. Cumhur İttifakı'nın daha da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha da güçlendirilmesini istiyor Bahçeli. Ama mesela Erdoğan anayasa değişikliğinde Bahçeli'nin istediği talepleri dillendiremiyor ama Bahçeli rahatlıkla dillendirebiliyor. Orada da kendi aralarında bir çelişki var. Dediğim gibi yani söylemlerde farklılıklar olmakla beraber olay bir koltuğun korunmasına yönelik bir olay. Efendim yani, yine öyle değerlendiriyor.